Merhabalar. En çok sorulan sorular silsilesinin içinden bir de item'ların değerlerini nasıl anlayacağız sorusu geliyor. Bu hem yayınlarda hem de video altlarında çok sorulan bir soru ve ayrıca Discord'dan da gelen merak edilen sorulardan bir tanesi. Item'ların değerlerini anlama konusunu detaylıca işleyeceğim. Yeni başlayanlara yönelik de olacak. Aynı zamanda Biraz oynayıp ama henüz oturtamamış arkadaşlar içinde olacak. Yalnız altını çizmek istiyorum. Diyorum ki ben oyuna %100 hakim değilim. Oyunu çok bildiğim için bunları değil, bildiğim şeyleri paylaşmak, bildiğim kadarını paylaşmak amacıyla yapıyorum. Bazen şöyle e, alagavatlar gelebiliyor. Ha öyle olmaz ki, onun o, doğrusu o değil ki falan alaylı bir biçimde yazıyorlar, söylüyorlar. Yani bunlara gerek yok. Çok biliyorsun altına, videonun altına yorumunu yaparsın. Biz de öğrenmiş oluruz. İyi niyetli insan yapıcı eleştiri yapar. Kötü niyetleri zaten biliyorsunuz. Anlatmaya bile gerek yok. Evet gelelim item neverlerin şey, itemların değerlerini nasıl anlayacağımıza. Birkaç tane konu var. Bir itemda ilk olarak baktığımız şey nedir? İlk önce oradan başlayalım. Ee, sıraya dizmek istedim ancak çok karışıyor. Ee, birkaç tane önemli base'lerden aldım ee, birkaç tane dikkat etmemiz gereken e, örnek itemlardan aldım. Oradan devam edeceğim. İlla ki arada unuttuğum çıkacak yani onu demek istiyorum. Unique'lerden başlayalım. Şimdi bir Unique'in e, e, olup olmadığını nereden bakıyoruz? İlk yöntem tabii ki de Awakened e, Portrait'le ki bunun videosu var e, ilk kez duyuyorsanız ne olduğunu açmamışım tabii <laughs> açmış olsam iyiydi ee, bu programla bakıyoruz. Kontrol D yapıyoruz ve fiyatını bize söylüyor ilk olarak. Mesela bir kaostan başlıyormuş fiyatları gidiyor. Burada 4 kaos ortalamasını söylüyor bize. Ee, fakat gerçekten mi öyle? Bakalım hemen. Şurada bir unitte item'ın değerini anlamanın en önemli noktası rollerine bakmaktır. Yani bunun üzerindeki tek değişken mod e, ee, Şurada görmüş olduğunuz 13 increase maximum life mana ve global enerji diyor. Bunun max rolleri daha pahalı oluyor. Max rollerde kastımız da 21 olacak. Orada yaz yazan şu tam şurada yazıyor görürsünüz. 21. Bakalım onun max rolü ne kadarmış? Şimdi ilk önce kendi kafalıma bakayım. Yine aynı değerlerde ama 21'e çıkarınca 24 kaos'a kadar çıkıyor. Yani max rol önemli. Düşen unique'lerin her zaman rollerine bakın ama tabii ki de çok fazla çöp unique var. İstediği kadar max olsun e, değişmiyor. Her zaman çöp. Ama bunu ortalama üzerinden söyleyecek olursak, genel üzerinden konuşacak olursak her zaman düşen unique'in rollerine bakın. Bir diğer unique item de Wall Devotion e, e, kolyesi. Ortalaması 14 kalsmış. 10 kaosa koyan da var. 12'ye de koyan var. Büyük ihtimal bu Corrupted da olabilir. E, belli değil. Ama bizdeki rollerine bakalım. Şimdi bizim rol listemiz burada. Bunların içinde en önemlisi resistance. Önce bunu 18'e çektim. Bir diğeri life. Life'ı da 39'a çektim. Fiyat artıyor gördüğünüz gibi. Bir de ne yapalım? Buradan energy shield arttıralım. Energy çok önemli değil ama olsun. 20-39 diye gidiyor. Ee, bu arada bizdeki kaçlıkmış? 39 life mı? Heh tamam. Eğer bunun max resistance olsaydı bakın 45 kaos 1 exalt diye gidiyor. Bir de max lifeless'ına bakalım. Bir tane var. 1 exalta koymuş. E az önce bakmıştık. E kaçtı bu? 14 kaoslu. Ne oldu? Bir anda 1 eksi çıktı. Mesela şöyle bir flaskımız var. Ortalaması 3 kaos. Peki bunun max penetranisi kaç? 40 kaos'a kadar çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir detay var. Bazen fiyatlarına bakıyorsunuz. En üstte 15 kaos koymuş. Ben de 15 kaos'u koyayım. Hayır abi. Orada dikkat uyanmanız lazım. 15, 40, 40, 40, 42 diye gidiyor. Şimdi o zaman kualiteli mi kualitesiz mi? Bizdeki kualitesiz. Şimdi neden 15'e koymuş? Bir bakalım ona. Kualitesiz 9 gün önce. Bu arada 15 kaosluk 50 saniye önce koymuş. Geri çekmiş. Şu an çıkmamış. Büyük ihtimal PM yağdırmış buna. Alarmcılar. Adam da uyanmış. Demiş ki ulan ben ucuza koydum herhalde diye. Çekmiş. Şu anda görünmüyor bakın burada. 40 kaostan başlıyor. Kualiteli, şimdi adam kualiteli basmak istemiyor 10 tane. Ne yapıyor? Kualiteli almaya çalışıyor ama bu sefer ne oluyor? Alta doğru indikçe fiyat da artıyor. Gerek yok. Tamam. Ha şurada bir tane gördüm. 20 kualiteli. Yani 10 kaos vermemek için en ucuzunu alabilirsin veya uğraşmayayım dersen de direkt bunu alıp geçebilirsin. Ama herif 2 gün önce koymuş. 2 gün önce koymuş. Satamamış. Nerede? Pardon. Şuradaydı. 2 gün önce koymuş ama satamamış. Demek ki bunun gidiş fiyatı şu anda 40 kaos. Doğru tespiti şu an yaptık. Bu flaskın max rollüsü 40 kaos. Uniklerde böyle her zaman rollerine bakıyoruz. Reylarda tabii ki de roller önemli ama bazen düşük roller bile kabul edilebiliyor. Ne olduğuyla alakalı olarak. Şimdi öncelikle Rare'larda dikkat etmemiz gereken birinci husus implicit. Implicit. Ne işe yarar bu implicit? Bu itemların üzerinde gördüğünüz beyazken, henüz beyazken üzerinde bulunan özelliklerin her birine implicit denir. Bunların bir de sentez modları var. Sentez liginde e, bu implicitler farklı şeyler gelebiliyordu. Örneğin bir tane sentez. Bakın implicit değeri normalde mana olması gereken power ring. Burada increase damage will leeching. Burada bir random geliyor bunlar. Siz getiremiyorsunuz. E, sentez maplerinden düşüyor örneğin sentez maplerine örnek şurada mesela bu Şu mapten Düşme ihtimali var Bir tane şöyle bir e, Sentez map var buradan da düşebilir gibi gibi e, Aynı zamanda Bu implicitlerin ne olduğunu mesela bende şöyle bir kolye var. Artı bir mini strike range, increase maximum life, double implicit gelmiş. Triple olanları da vardı ama şu an var mı hatırlamıyorum. Belki sentez liginde kalmış da olabilir. Bu tarz implicitlere bakıyoruz. İlk önce bakacağımız şey, burada tüm özelliklerinden bağımsız olarak kapatıyorum ve implicit'i, yani zaten altında yazıyor burada, implicit seçiyorum. Yüzük düştü diyelim. Zaten büyük ihtimal beyaz düşer. Hemen search diyorum bir kaoslanmıyor. Demek ki para etmiyormuş bu. O zaman şimdi increase damage, will leeching, kim kullanıyor falan filan. Buraları biraz işte prolara geçiyor. Biraz daha pro oyuncular bunun hesaplamasını yapabilir. En azından yeni oyuncular böyle bir özellik varmış. İlk bunu aratmalıyım şeklinde yapabilir. Ee, şeklinde aratabilirler. Kafalarını öyle kodlayabilirler. Nitekim eğer bu increase damage, will leeching değil de artı bir power charge, artı bir frenzy charge, artı bir işte endurance charge gibi charge gelirse, curse gelirse, e, curse'lar var implicit değerlerinde bazen sentezler denk geliyor. Onlar gelirse ne oluyor? Bir beyaz yüzük oluyor sana 10x, 20x, 30x neyse. Bu ligde bana increase intelligent'lı düşmüştü. Int stack boyutları kullanıyor onu. Increase intelligent düz beyaz yüzüğü 10 exalt'a satmıştım lig ortasında. Eee item'ın değerlerini anlarken ilk önce bir base'lerine bakıyoruz. Mesela power ring'imiz var. Bu kullanan bu itler de var mana verdiğinden dolayı. Ne yapıyorlar buna? Ee, üzerine mana getiriyorlar. Ekstradan T1 mana dediğimiz bana gidiyor. Şimdi önce tam burada kesiyorum. Ee, T1, T2 nedir? Onlara bakalım. Şimdi bir itemda e, flasklar da birebirdir yani iki afix vardır. Bunun altta yazan e, bir prefix, bir safix ikisine birden afix deniyor. Yani iki afixli deniyor. Peki diğer rare'larda nasıl? Bunlarda da 3 prefix, 3 safix oluyor. 3 prefix, 3 safix toplam 6 afixli itemler oluyor. Jewel'larda da 2'ye 2. Flash'larda 1'e 1. Normal magic olanlarda diyorum. Diğer itemlarda da 3'e 3. E 3. Unique'ler random o duruma göre değişir. Yani onları çok böyle prefix, afix, şey diye, suffix diye basılmaz. Direkt modifier diye geçer. Mod diye geçer. Onlar da bakmıyoruz zaten. Değiştirilemediği için. Unique'ler değişmiyor. Hemen bakıyoruz. 3 prefix, 3 afix mi? Atıyorum 2 afix ee, boştaysa mesela 1 prefix, 3 suffix gelmiştir. Diyoruz ki 2 tane prefixi boş. Ne craftlanabilir diyoruz. Diyelim ki 3 tane prefix gelmiş, 3 tane suffixi boş ne craftlanabilir şeklinde yorum yapıyoruz ilk önce. Hemen siteye gelelim. Bu craftofexile.com'dan bütün suffixler, prefixleri görebilirsiniz. Ancak mesela burada ne seçtim ben? Bunu hatta başa alayım. Buraya geldik. Diyelim ki yüzük bakacağız. Yüzüklerle alakalı şuradan geldik. Burası tüm yüzüklerin, bütün yüzüklerin suffix, e, afixlerinin toplamı hepsi burada. Prefixler sol tarafta, suffixler sağ tarafta. A karışmasın diye böyle yapmışlar. Bir de bunların influence modları var. Influence'den ne oluyor? Influence'ler oyuna ilk başlığında yoktu. Sonradan geldi bunlar. Ee, bir yaklaşık 10 lig önce falan geldi ama... Nitekim 12 lig sonra gelmiş gibi bir şey oluyor. Ee, influence'ler Shaper, Elder, Crusader, Hunter, Warlord, redeemer. Bunlar influence'ler. Nedir influence? Ne oluyor influence olunca? Shaper maplerinden işte Sirius Guardian'ı maplerinden düşen... Mesela burada ne varmış? Drox var. Drox'un olduğu yerde Warlord itemleri düşüyor. Burada Hezmin var. Hezmin'in olduğu yerden Hunter itemleri düşüyor. Ee, burada Veritania var. Veritania'dan Redeemer düşüyor. Bir de burada şu an çıkmayan ee, Baran, Crusader'dan Crusader, ee, Baran'dan Crusader itemleri düşüyor. Onlar böyle yanarlı dönerli olur şekilli şükürlü olur. Mesela bu düz bir base baseken bunlar influence base'ler. Şu da düz, düz. Bu influence. Mesela shaper, hunter, crusader, elder gibi. Itemlarda bunlara bakıyoruz. Diyoruz ki hangi modları varmış. Craft yaparken bunları dikkat ediyoruz. Ama item'ın değerini arttıracak olan şey de meta. Meta'yı takip ediyoruz. Örneğin bu listelere geldik, şurada bir arkadaşımız varmış, ne yapıyor, bakıyoruz, base var mı, evet var. Ne yapmış bu arkadaş, mesela i̇şte Warlord, Steel Ring'e ne getirmiş, Flat Physical getirmiş, Global Critical Strike Multiplier getirmiş, Life getir getirmiş, Dex getirmiş, Resistance getirmiş. Veya gel gelmiş öyle gelmiş de olabilir. <laughs> Craft'lamış da olabilir. Şimdi onun base'i bende şöyle var. Bende onun özelliklerin iki tanesi var. Ne yok bende? Life yok. Ama onun yerine non var. Demek ki life'da basabiliyorum. Hemen bakıyorum. Kaç tane affix'i var bunun? İki prefix, üç suffix'i var. Bir prefix de boşta. Çok exalt'ım varsa exalt'ta salamlayabilirim. Ama gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü ben life açayım olduğu zaman life craft'lıyorum. Non-chain'lik craft'a ihtiyacım olduğu zaman onu craft'lıyorum. Bençten ona basıyorum. Şimdi buna bir inceleyelim bakalım. Bir e, physical building'den ihtiyaç yani bir yüzükten şöyle anlatayım. Physical building'de e, bir yüzükten beklentimiz nedir? Bize hasar e, katsın, defans katsın, katsın da katsın. Yani bir itemden alabileceğimiz maksimum verim neyse onu Şimdi Bu yüzüğü craftlarken ne yapmışız? esans basmışız. Esans de şu. Şundan basmışız Konten, Physical damage veriyor. En altta diyor ki ringslerde yani yüzüklerde physical damage. Bunun büyüğünden basmışız. Pardon kritik Multiplier basmıştık. O zaman şu. Şundan basmışız. Ee, ve flat physical yanında gelmiş. Resistance gelmiş. Cabası bir de prefix boşta gelmiş ihtiyacım olan maksimum düzeyi sağlamış. Ancak şey de olabilirdi. Burada yazan Regen e, Life Per Second benim çok işime yaramıyor aslında. Onun yerine şöyle güzel bir Life gelseydi, perfect item olacaktı. Gelmediği için Craft modundan basabiliyorum. Mesela nasıl basabiliyorum? Şöyle 55 Life basabiliyorum. Ama benim o şu anda ihtiyacım karşılamıyor. Onun yerine nan çenilik basıyorum. Regen yerine Life gelseydi. Nokta atışı bir item olacaktı benim bu build'ime göre. Çünkü ben physical bir yakın dövüş karakteriyim. O yüzden tam benim build'ime göre oluyor. Ayrıca bu base'leri aratırken mesela yerden şöyle bir yüzük düştü diyelim. Ne var üzerine? Physical var. Attack speed var. Cold resistance var. Bir de life boşta. Life'da basıyorsun. Hemen bakalım buna ne kadar ediyormuş. Bir stil ring. Şuradan kategori stil ring diyoruz. Ee, bir tane Resistance olsun, life olsun. Bir de physical olsun. Kaçtan başlıyormuş? 20 kaos, 30 kaostan başlıyormuş. Atak speedlisi var mı bakalım? İki tane var. 11 exalta yazmışlar. Ben bunu craftladım. Neyle craftladım? Ben buna essence bastım. Ben buna atak speed essence'ini bastım. Zeal'den bastım. Ne gelmiş? Küçük olanından bastım tabii. Bundan gelmiş. Ama şimdi burada yanılgıya düşünebilir, düşebiliriz. Tekrar seçelim modları. String diyelim. Search dedik. Ne diyor? 11 egzat, 12 egzat. Bakalım doğru mu? Gerçekten bir sağlamasını yapalım şunun bir. 11 egzatı koyulan yüzükte T1 life var ama. Aynı zamanda non Hee. Bizim yüzüğümüz 11 egzat etmiyor. Çünkü zaten atak speed yüksek. Fiyatı yüksek. Efendime söyleyeyim. Resistansı yüksek falan filan. Bizimki de ne yapıyor? Bizimki de o zaman 3-5 exalt edebilir diye yorum yapabiliriz burada. Artık o biraz nasıl görüyorsunuz olayı o şekilde. Bunu hemen satışa geliyoruz. Diyoruz ki 3 exalt. Hızlı da gitsin istiyoruz diyelim. 3 exaltta koyduk. Alan adam geri craftını uğraşırsa uğraşsın. Bizi ilgilenme. Hatta buna ee, atak şeyinden de basabiliriz. 20 tane bundan da basabiliriz ki e, oradaki flat fizikler uçsun. Flat fiziklerden kastım oradaki physical damage atak kısmı. Şimdi başka diğerlerine bakalım. Bu itemların gelebilecek özelliklerin yanında bir de ağırlık dediğimiz özellik var. Weight diye geçiyor. Şu kısımlar. 1000, 1000, 1500, 1500, 1500 yazıyor yazıyor. Bir de 800 daha var. Şimdi ne kadar azsa rakam o kadar az geliyor demektir. Gelme ağırlığı düşük demektir. Mesela 400 var. Curse. Curse'dir yüzeye. Curse gelme özelliği, e, olasılığı bayağı düşükmüş. Ağırlığı düşük. Yerden Curse'dir aldık diyelim. Açtık, baktık. Curse gelirse kenara ayıracaksın onu. Hemen bakacaksın ne kadar ediyor bu diye. Mesela şöyle bir düşmüş. Elemental hitli. Hemen bakıyorum. Too son diyorum. Curse diyorum. Kaçtan başlıyormuş? 3-5 Kaos'tan başlıyormuş. Bunun yanına bir de Elemental Resistance koyuyorum. Yine aynı. Bir de Life koyayım. 5-10 kalsa kadar çıktı. Şimdi özellikleri çöp bunun. Yani Curse geldi tamam ama diğer özellikleri çok kötü. Prefix'in e, Energy tier 11 gelmiş. Artı Energy Life gelmiş. Life'da tier 6. Yani en düşüğü. Hemen o tier'den bahsedin. Ne oluyor bu tier'ler? Önce bir influence koyalım. Ya da koymayalım. Şöyle. Mesela bakın burada tierlerini görebilirsiniz. Tier 1 e, Yüzükte maksimum yet, Yani tier 1'in minimumu 70 life. Maksimum 79 life. Tier 2 olunca oluyor. Onun da maksimum 69 life. İşte tierlerde bu oluyor. Tier, tier neyse. El Onlara takılmayın. E, item level'i Item level'i 44'ten itibaren yüzüklerde tier 1 life gelme ihtimali varmış. Ama mana da tier 1 mana gelmesi için item level'in 85 olması lazım. Eğer bir yüzükten hem life hem de mana arıyorsak o zaman 85 item level'ine bakacağız. Item level'i nedir zaten? Alta bastığınız zaman üst, üstüne göre mesela buna tier 1 mana gelmiyor bu yüze. Buna geliyor mu? Buna da gelmiyor. Bakalım 85. Mesela buna getirebiliriz. Gibi. Bu neymiş? 83. Elemental weakness. Hunter based'li, eee hunter influence'de bir yüzük. Ama hunter'a geliyorum. Ne geliyormuş? Şurada suffix kısmı Elemental weakness bize gelmiş. O %4 e, şey 400 weight'lik özellik gelmiş. Ama yerden açtığımda gelmişti. O bedava. Okey. Şimdi prefix'ten ne gelme ihtimalleri var? Mesela bunların çöp olup olmadığını nasıl anlıyoruz? İşte bunlar biraz da zamanlı oluyor. Direkt nokta atış yapamayabiliriz. Ama en basit olarak yerden influence, falan hiç karıştırmadan şöyle bir yüzük bakalım. Bu yüzük bana düştü. Normal map'ten düştü. Açtım baktım. Hemen dedim ki o T1 life gelmiş. Hemen bunu 70'e çekiyorum. T1 olsun diye az önce baktığımız T1 olsun diye. Hemen buradan Dex'i de 40'a çekiyorum. Total elemental resistance'ı 75 yapıyorum. Çünkü burada 77 biz minimum 75 olsun diyelim. Bir de physical gelmişti. Oradan da bakıyoruz. Şimdi 20, 40, 60, 100 diye gidiyor. Hemen bakalım kontrolünü sağlayalım. 44 dex, life, resistance falan filan. 20 kalsa 13 saat önce koymuş. Satılan 13 saatte de satılmadıysa demek ki çok fazla bakan yok. Hemen ne yapıyoruz? Kaos Restance'ı da dahil etmemiz lazım. Ancak Kaos Restance burada çıkmadı. Bunun bir de Tekrardan 75 diyelim. Safir Ring mi bu? O zaman şöyle yapalım. One of Ele Elemental Restance'ı böyle yapalım. Bunu 40 dakika çekiyorum. Life'ı 74 yapıyorum. Bir de physical'ı seçtim. Bir de böyle aratalım. 32 100 kaos diye çıktı bu seferde. Ama düz olarak aratırsam ne yapıyor? Bana 11-17 kaos arasını değiştir diyor. Bu yüzden bu rare'ların hepsine tek tek bu şekilde bakmak lazım. Item değerlerini nasıl anlıyoruz? Böyle anlıyoruz. Aynı zamanda bir yüzükten beklentimiz nelerdir? Resistansımızı kapatsın. Life versin. Dex açığımızı kapatsın. Yani neyi açığımız varsa onu kapatsın aslında. Bütün itemler için geçerli ama bazen ne oluyor? Bazı boyutlar iki tane unique yüzük kullanabiliyor. Bu durumda restans açığı çıkıyor. Bu sefer eldivene yükleniyorsun. Eldivende unikse bota yükleniyorsun gibi bir tarafa yüklüyorsun. Hatta bazen bazı itemlarda mesela Safir Ring'den örnek vereyim. Implicit'inde bunun cold restans yazıyor. Doğru mu? Bir de alta da cold restans geliyor. 30 60 oluyor. Bir de all elemental geliyor. 71. 71-75 arası cold restans veriyor. Adamın da tek açığı 75 cold restans. Diğer özelliklerine bakılmaksızın e, direkt onu alabiliyor veya e, diğer özelliklerinde boşluk varsa daha güzel şeyler gelmişse yüksek mevlalar ödeyebiliyor. Item'a baktığınız anda diyorsun ki Safirin altta da kolt gelmiş boşluk var bilmem ne falan hop tamam diyorsun bu para eder. Oradan çakılıyorsun durumu. E, influence item'larda da genelde mesela yine physical bullet'ler için uygun bir yüzük var burada. Ne var? Flat physical var, multiplier var, resistance var, life var mana var, mana regen var. Hepsi işe yarıyor. Bakalım bunun fiyat aralığı nasılmış. Buna da yine 75 diyelim. o elemental. Hatta bir tanesinden hangisinden? Light Resistance'dan. Bak he, dediğime geldi. 60 diyelim. Bir tanesinde 60 resistans var. Life var. Hadi mana işaretlemeyelim. Crit Multiplier olsun. Bir de Flat Physical olsun. 2 Exalt'tan başlıyormuş yüzün fiyatı. Bak daha mana'yı falan işaretlemeyelim. Bir de mana koyarsak var mı manalı? Bir tane var 15'e koymuş. Hemen bir aratalım. Bizimkiyle arasındaki farkı görelim. 2 gün önce 15'e koymuş. 2 gündür satamamış. 13 all elementeli var. Bizde all elementali var mı? Yok. O 13 15'e falan koymuş. Biz de bunu mesela 5 eksalta koyabiliriz. Satılmadığı her gün fiyatını biraz düşürürüz. 4.5, 3, 3.5, 3 böyle her gün düşürürüz. Ama biraz bekleyebilirsiniz. Bazen çünkü şey oluyor. Mesela koyuyorsun, unutuyorsun koyduğunu. Bende hep olur o. 10 egzalta koymuşum mesela 10 gün önce. Adam 10 gün sonra çıkıp girip alabiliyor yani. Bekleyebilirsiniz. Çok acil bir nakit akışı yapmak yani item alacaksınızdır, kılıç alacaksınız, bir şey alacaksınızdır. Hemen gitsin diye ucuza koyabilirsiniz. Bu tarz bir şey de yapabilirsin. Biz şimdilik 5'e koyalım. Satılmadığı günler düşürürüz veya düşürmeyiz. Duruma göre bakarız. Bu 5 egzalt şu an eder diye koyduk. Geldik jevenlere. Yüzüklerin, takıların yani kolyeler için de aynı şey geçerli. Ya bunu tek tek aynı işlemleri yapmayayım. Mesela burada ne var? Ee, Hunter Base Physical Damage Overtime. Yani Blit e, bu itleri. Blit Bowlar oynayabilir bunu. Hemen bakalım. Physical Damage Overtime diyoruz. Int diyoruz çünkü int açığı çıkıyor onlarda. İkisini seçtiğimiz zaman 5-10 cast diyor. Bir de Elemental resistance koyalım. 30 200 diye gidiyor. Bunun yanına ne koyabiliriz? Bir de nançelik var mı? Nançelik yok. Offline'a bakalım. Offline'da da yok. Ee, şimdi nasıl bileceğiz bunun değerini? Hemen bir tane bu ilde geliyoruz. Diyoruz ki buradan punchtur. Bleeding yazamadık. Punchtur diyoruz. En yüksek hasar bunda mı varmış? 100k diyor. Öylesine bakıyoruz. Ne var? Malavalance var. ol fizik var. Damage overtime'da yapmamış. Başka bakalım. Ne bakalım. Hmm. Genelde bunları almamışlar. Bir daha bakalım. Bu da Pride almış. Diğeri Malavalance almıştı. Bu da Pride'a yönelmiş. Bakalım. İlla bir tanesinde vardır ya. Bu da Resistance abanmış. İyi gösterin dedik ya gari. Gösteremeyeceğim. Ha, mesela burada var. Enchant'ı da aynı. Int açığını kapatmış. Life var. Resistance var bolca. Evet bu şekilde. Demek ki bu e, kolyenin alacağı var. Satılacağı var. Bunda tek eksik life. Life olmadığı için çok yüksek meblağı satamayacağız. Biz de bunu ne yapalım? Güzel özelliklerinden dolayı ilk önce non-channeling artı ne demiştik? Böyle var mı? 40 Gauss 6 Exalt. Biz de bir 4 yaza koyalım. Düşürürüz fiyatları. Satılmasa da önemli değil. Dursun. Mesela vermiyon linkler var. Bunların da implicit değerleri increase maximum life var. O yüzden life açığı olan bu itler bunlara ağırlık verir. Bu tarz yükler geldiği zaman ben hemen essence basıyorum bunlara. Ne basıyorum? Life direkt veremeyeceğimiz için ya content basıyorum. Physical damage olsun diye. Ki e, physical oynayan karakterler kullansın diye. Crit multiplier basıyorum. Int basıyorum. Attack speed basıyorum. Crit basıyorum. Bunlar, bu taraflardan basıyorum yine. Yani. Mesela bir tane öylesine şundan sallayalım. Ne geldi? Crit chance zaten esensden geliyor. E, accuracy geldi. Çöp. Bir tane daha basalım. Bir daha çöp. Bir tane daha basalım. Bir daha çöp. Bir tane attack speed basalım fizik mesela şurada yorumlayalım hemen. Şu anda çöp. Neden çöp? Hemen alta basıyoruz. Diyoruz ki Physical'ı tier 6 geldi. Manası tier 3 geldi. Atak speed zaten esasdan geliyor. Accuracy rating geldi. Hadi ona eyvallah. Int geldi. O da tier 9. Yani tierler o kadar düşük geldi ki yani bu artı satıda koysanız kimse almaz yani bunu. Ne yapacak yani? Hatta bakalım. ver milyon diyelim. Int mana, atak speed 5 kalsın 35 kalsın diyor ama şöyle onlarınki tiyerler yüksek. 5 kalsa koymuş 73 mana var. En azından manası yüksek. Ve boşluğu var. Bir tane prefix bir tane suffix boşta. İsteyen resistansı koyuyor. Bizde o da yok. Yüksek statlı var. 35 kalsı koymuş. Resistans yok ama stat kapatıcı 35. <laughs> Böyle gidiyor. Yani bizimkinin para etmeyeceğini buradan görebiliyorsun. Yüzükleri de böyle anlatalım. Bir de ben videoda bakalım, inceleyelim diye burada henüz açılmamış yerden topladığım birkaç item var. Onlara bir bakalım. Bir tane Shaper Influence kolyemiz var. Bakalım, hemen açtık. Gain geldi, Moomle Speed geldi, Block geldi. Güzel, güzel özellikler. Ama getiri kadar değil. Neden? Hemen şöyle göstereyim. Gain ve Block'u seçtiğimiz zaman 2 diye başlıyor. Moomle Speed'leri koyalım. Offline'a bakalım. Bir tane var. 66 kaosu 13 gün önce koymuş. Moon Speed'i kaldırıyorum. One of Elemental Resistance diyorum. Hadi bir de int koyayım. Bir Exalt'a kadar çıktı. Random. Ama bunda life yok. Life Regen var. Boşluğumuz var mı ona bakıyoruz. 3 e, suffix dolu bir tane prefiximiz boşta. Hemen gidiyoruz buna life basıyoruz ve bir Exalt'a satışa koyuyoruz. E, Alçimi kalmamış. Ah enteresan. Alçemimiz kalmamış ya la. Ha bug'a girmiş. Alçemimiz kalma ihtimali. Aa. Nasıl yok ya? E var. Ulan ya bizi yalan, yalan, çıkartıyordu. Neyse. Life basıyoruz. 41. En düşüğü geldi. Hadi bir tane daha basalım. 52. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki bir tane resistans. Life'ımız var artık. Gain'imiz var. Block spill'imiz var. 3-6 çıkardık şeyini. 3 gün önce koymuş. 3 günde satamadıysa biz bunu 2'ye koyalım geçsin. Hemen yerden düşen item'ı hızlıca baktık. Ekstra bir oyun bilgisi yapmadım. Tamamen programdan baktım gördüğünüz gibi. Hemen 2-6 koyalım. Belki satılır. Satılmazsa da çok önemli değil. Bir tane daha bakalım. Cast Speed, Crit Multiplier, Resistance. Bu da güzel. Cast Speed, ee, kolyelerde. ...şeyler için, hmm, spell boyutları için bazen önemli oluyor, olabiliyor ama eğer spesifik bir özellik aramıyorsa... ...şuradakiler gibi gain falan aramıyorsa, artı bir all spell gibi bir şey aramıyorsa veya artı bir all int gibi... ...hemen crit multiplier diyoruz, one of elemental diyoruz, str dex'i seçelim. Bir chaos, bir de cast speed koyduk muydu yanına, 25-30 chaos'tan gidiyormuş. Bunda ne boşluğumuz var? Prefix, de olur, prefix boş. Hemen buna da tabii ki de ne yapıyoruz? Life koyuyoruz. Gönder gitsin babacım. Yine 41 geldi. Bugün önce 41'den başlatıyor <laughs> STR olduğu için ST'nin yarısı life olarak geldiğinden dolayı bu da arttı. Hemen bunu 60'a çekelim. Cast Speed Crit Multiplier diyelim. Ne oldu? Bir de şöyle yapacak olursak 25-55 hmm. Şuradan Vay babacım 50 kaos. Hemen hızlı seriden 50 kaos bunu da koyalım. Bir tane shield'ımız var. Shaper base olduğu için bunda recover bakılıyor. Hemen bakalım. Hemen gelelim Craft of Exile diyelim. buradan shield. Neredesin shield? Offense mi? Offense, shield, int. Shaper demiştik. Block spell ararlar. Recover enerji ararlar. Life de olur. Mana da olur. Bu recoverlar önemli ama en önemlisi galiba Lifetı E, prefix'ten de ne geliyormuş? Maksimum resistance geliyormuş. Bize o prefix'lerden geldi galiba. Evet. Yani yok. E, totem gelmiş. Artı bir totem gelmiş. Şu anda bu çöp. Buna uğraşılır mı? Itemleme 83. Bunun titanyumunu kullanabiliriz ama galiba bu da tier 1 diye geçiyor. Tamam bakalım tier 1 mi? Enerji Shield, Shield, Titanium Force. evet bu da TR-1'miş. Bu da TR-1'miş. Bu arada bunu videoda göstermedim, çok fazla şey anladım kafam karıştı. Ee, filter Blade'den hangilerinin TR-1 olup olmadığını görebiliyoruz. Benim filterimi e, Discord'dan elde edebilirsiniz. Bende T1'lerin açık olduğu e, Semi-Strike olan bir filter var. Sadece T1'ler açık. T2'ler bile kapalı. Ee, oradan görebilirsiniz. Yar 1'miş. Bunu craftlanabilir. Craftlanmaya da bilir. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen esense e geldik. Enerji Shield. Elimde iki tane Defining var. Enerji Shield olsun madem. Bastık. Light lightning geldi. Bir tane daha basalım. Recover Life geldi. Enerji Shield var. Meh diyelim. Yani enerji o ikisi biri olması çok iyi olmadı ama şöyle 10 kaostan başlıyormuş bu arada bu. Life koyalım buna bir tane. 15 kaos oldu. Spell damage. Bir de restans olsun. 40 kaosa kadar çıktı. Ya satılır mı? Ben olsam almazdım bunu ama belki satılır diye hemen boşluk. Aa boşluğu yokmuş. craftlayamıyoruz tamam. Yani böyle bunu o zaman ne yapalım? Item level 83 direkt base olarak bakalım. Şş, şöyle. 2, 5 kaostan başlıyormuş base'i zaten. O zaman satılır bunu 30 kaosa koyalım bakalım. Bir tane Jewel var. Onu da açtık. Crit Multiplier. Mana Attack Speed. O mana değil de life olaydı. O zaman paraydı yani. Peki manalı satılmaz mı? Bakalım. 10 gastan baş. Şimdi ne demiştik? Jewel'larda 2 prefix, 2 suffix. Yani bunda boşluk var. Ama bunlara exact slamlamayı ben çok şey yapmıyorum. E, tavsiye etmiyorum. Anca böyle 3 tane multiplier crit multiplier gelirse, paranız da çoksa anca o zaman bir tane exact slamlanabilir. Başka türlü hiç gerek yok. Bunu aynı zamanda craftlarken şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Harvest'tan gelen Reforged crit'ler var. Ben elimde yok ha, var. Mesela bu tarz bir şeye getirip Reforge Crit Modifier yaparsınız. Ve ne geldi? İki tane Crit Multiplier geldi. Hemen bakalım fiyatına. 20 kaosa çıktı. Harus'tan gelen bu Reforge kritikleri bu Jewel'lara basabilirsiniz. Bu arada e, Base Jewel'ler dediğimiz bu Viridian, işte Cobalt, Crimson Jewel'ler e, hepsi T1 gelir her zaman. Eskiden öyle değildi. Değişti. Bunlar her zaman T1 gelir. Ama ee, diğer şu cevullarda diğer aralıkları var. Bunlar da yok. Yine cevullardan da bütün açıklarımızı kapatsın ya bize olduğu gibi hasar versin ya olduğu gibi can versin, resistans versin şeklinde ararız. Mesela bunlar da bazen üçlü resistans falan geliyor. İşte fire cold resistans, cold light resistans gibi şeyler geliyor. üç resistans birden gelebiliyor. Onlar da para ediyor. Lifelar para eder. Increase lifelar. Bir de bunlara ben her zaman şey yaparım. Val atarım. Atıyorum 25 kalsı koyarım böyle. Ne gelmiş? Bundan gelmiş. Bundan gelmiş falan hani. Üçlü ya yani bu. 10 kalsa mı koyuyor demiştik. 10 kalsa. Tamam bir tane val çakarım. Bozulursa da bozulur. O kadar çok düşüyor ki zaten. Hemen buna getirdim. Vali çaktım. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Başka vardı zaten. Hemen bir tane daha açıyorum. Toplamışım bunları. Böyle bir şey gelmiyor. Önce bir bakıyorum. Var mı bir şey? Yok. Tamam getir babacığım. Çak vali. Bir şey olmadı. Belki birinin bir buit açığında hani bir şeyi tamamlıyordur diye ne yapıyorum? 25 kaosu buraya atıyorum. Satılırsa satılır, satılmazsa hiç önemi yok. Bunları böyle 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 biriktiriyorsun abi. Benim ilk başı bu, bu tabdan, bu cevıl tabına 3 tane vardı. Üçü de doluydu ağzına kadar. Geri kalanlar bunlar işte. Yani satılıyor. 25, 30 kaos, 50 kaos gidiyor yani. Şimdi geldik diğer... Önce bir yüzükleri bir kenara alalım. Ha, son Ebus alakalı söyleyeyim. Sentez cevelleri de oluyor. Mesela bunun implicitine ne gelmiş? Movement Spit gelmiş. Şimdi adam bakıyor. Bana diyor Ecurus rating lazım, life lazım diyor. İkisini aratıyor. Bir bakıyor bende de hem movement Spit var, hem crit var, hem Imperial Effect var. Yani aradığı iki özelliğin üstüne ben ya yani bu cevelde katılmış olarak geliyor. Atıyorum iki exalta bulduysa buna beş verip alabiliyor yani. yani parası da varsa. Bunları da tutuyoruz elimizde. Aynı zamanda bu jewel'lara şey de basılabiliyor. Yine hortification'dan harvest'tan implicit de basılabiliyor. Şu özellik. Mesela e, bu değil de az önceki jewel'e şöyle bir basalım. Neydi o? Vale atmadığımız olsun. Yerden düşenlerden. Bir tanesi mesela şuna. Açalım. Stat geldi. Crit chance geldi. Enerji. Geç onu. Tamam çöp. Hemen geliyoruz. Burada implicit diyoruz. Bastık. Endurance charge duration. Yani eğer bu life'lı böyle physical'lı, crit multiple'lı bir şeyler olsaydı belki de çok önemli değil. Bunu kenara koyduk, geçtik. Bunun Günlükleri anlattık, yüzükleri anlattık. Şimdi gelelim diğer base'lere. Şimdi bir bot'tan beklentimiz nedir? Ee, Birçok build için olmazsa olmaz bir kere 30 mumu speed olacak. Minimum. Ya da 28 artı 9, işte 20 artı 9 şeklinde modlar olabiliyor. O da olur. 30 movement speed olacak kardeşim. Movement speed olmayan bot çöp genellikle. Sonra neye bakıyoruz? Life var mı, resistance var mı? Bunlara bakıyoruz. Bir de enchantlar önemli. Mesela şu botta ne var? Bakın şu botun implicit'i yok bu botun implisinde iki tane restans var. Şimdi hangisi değerli otomatik baktığınız zaman tabii ki de bu. Şimdi kıyaslıyoruz arasındaki farkı. Bunda ne var? İki tane tier kaç gelmiş resistans? Tier 3. Biri tier 2, biri tier 3 gelmiş. Güzel, fena değil. Buna bakıyoruz. Bunda ne var? Bunda tier 1 var. Şimdi restanslardan zaten kazandı. Kalbimizi kazandı. Okey. Peki stat olarak eğer str açığım var diyelim. Ne yapıyoruz? Bunda dex var. Peki bu durumu ne yaparım? Yine bu botu alır. CTR başka yerden kapatmaya çalışırım. Jewel olur, yüzük olur, kolye olur, eldiven olur. Başka yerden kapatmaya çalışıyorum. <laughs> Peki biz bu botu satabilir miyiz? Satabiliriz. Bakalım kaçı satabileceğiz. CTR, Speed. Şunu da 30 diyorum. Bakalım. 5 Kaos'tan başlıyor. Şunu da 80'e çekeyim. 10 Kaos'a çıktı. Oliyat Griviz. 11 20 25 diye gidiyor. Peki biz buna enchant getirsek ne olur? Bir tane uberlab'a gireriz. Bir tane uberlab'a gireriz. Bunu şey için söylüyorum. Lig başında yapmanız için söylüyorum. Lig başı böyle bir bot düştü diyelim. Satmak istiyorsunuz. Hemen bir tane uberlab yapabilen bir karakteriniz varsa uberlab'a giriyorsun. Bir tane enchant getiriyorsun. Ne olduğunu çok da yok. Ha şu şununki gibi atak speed'li bir şey girirse ki böyle armor based'li bir itemı e, yine physical işte melee karakterler Kullanır genellikle ama str açığı olan başka spell bir büyüklükte kullanabilir. O yüzden bot enchantları az sayıda olduğu için illaki güzel bir şey bulunabilir. Enchant'ı getiriyoruz, atıyoruz. Mesela şöyle gösterelim. Total elemental 120 elemental resistance var. Life var, move speed var. Sadece böyle bir aratalım bakalım. 20 kaosdan başlıyor. Peki, diğer özellikle seçmeden enchant'ı koyarsam ne oluyor? Bir exalt'ı fırlıyor. İşte bu botun bu botun da olacağı iş o. Ee, güzel bir enchant gelirse bir eksalta kadar yolu var. Bahsettiğim olay buydu. Ben de ne yapıyorum? Dik başında unutmuşum bunu. Kenarda köşede bir kalmış. Şey yapmışım bunu hani bir ara şey yaparım diye. Ee, ama satar mıyım? Uğraşır mıyım bununla? Bu saatte yani ligin şu zamanı lig bitmek üzere zaten. Bu zamanı uğraşılmıyor. Ama lig başı uğraşmaya değer. Güzel bir gelir kaynağı. Bunu hemen kenara ayırıyorum böyle. Bir tane daha base'imiz var. Yine two ton botu. 30 mumu speed var. Güzel. Ancak başka hiçbir şey yok. Bir tane dandikten bir restans var. Başka da hiçbir şey yok. Bu botu craft için ayırabiliriz. Çünkü item level 85. Güzel. Bunu craft için ayırabiliriz kenara. Two ton bot. Yani implisite olan, restansı olan. Başka e, base botlar da var. Mesela şöyle bir ritüel botu var. Bunun da e, farklı. Blok atak demiş bilmem ne falan var. Bu tarz bezleri kenara ayırıyoruz. Craftlarız sonra diye. Hemen bu base'in şeyine bakalım. Kaç para ediyor? Sadece base'i. 3 kaostan başlamış. Eğer bunda mumu speed olaydı. önce bir life seçelim. Life olunca 10 kaos. Ama mumu speed olmadığı için 10 kaos da etmiyor. Onun ayrımını iyi bilmek lazım. Ne demiştik? Botta en aradığım en önemli şey mumu speed olacak. Mutlak suretli olacak ya. Yani. Mumu speed olmayan bot, bot değildir arkadaşlar. Mesela şöyle bir bot var. Ne gelmiş buna? 35 mumu speed gelmiş ki bu da şeydir, TR1'dir. Normalde ee, 30 mumu speed nedir? TR2. 35'te TR1 oluyor. Ama minimum 30 demiştik. 30 idealdir. 35 olsa olmuyor mu? Tabii ki de daha güzel. Burada bir 35 mumu speed'li arkadaşımız var. Hemen tu şuradan Seçiyorum 35 likler 2 3 kaostan başlıyoruz. Dex koyuyorum yerine. 10 kaosa çıkıyor. Kaos destans koyuyorum. 100 kaosa çıkıyor. Bir de Ignite Faster ki en önemli mod aslında Mumu Speed'den sonra budur. Ee, hemen onu da seçiyorum ve offline'a e bakayım. Offline'da yok. Buradan neyi kaldırayım? Kaos destansı kaldırayım. 32 2 exact diye 30 kaos 2 exact diye gidiyor. Neden? Bunu Burning Arrow'lar kullanıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Onların dex açıkları oluyor. Dex olan, Ignite Faster olan ve Movement Speed olan botları alıyorlar. Bu da nedir? Metadan gelen bir şey. Normalde bu para etmeyen bir bot eskiliklerde ama Burning Arrow Ultimate Ultimatum Ligi'nde meta olduğu için çok pardon meta olduğu için bu da satılabilecek bir bot. Bir falan demişler. Biz de bunu hızlı gitsin diye bir xin altına koyalım. 140 kaosu koyalım bakalım. Şu an DnD moddayım, herhangi bir PM gelmez maalesef göremeyeceğiz. Evet, eldivenlere bakıyoruz. Eldivenlerin, bakın burada bir implicit modumuz daha var. Milli damage, yani ben de bu base'den kullanıyorum. Ee, bedavadan özellik, niye kullanmayalım değil mi? Bunun influence yok, bunun influence'i Warlord Hunter. Birazdan çift influence'lerin nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi bu eldiven kötü bir eldiven mi? Hayır değil, neden değil? Çünkü implicit'i var. Spike Gloves'larda implicit %20 mili damage. Güzel. Ne var bunda? T1 Life var. Güzel. İki tane Restance var. Güzel. E bunun bir de Prefix'i boş. Increase Damage ve Leeching basabiliyoruz. O da güzel. Curse Rating var ki Curse Rating çok önemli. Neden diyecek olursanız mesela şuradan gelen Curse Rating'li Jebeli'yi şu anki bu taktığım zaman 2 milyon hasarım artıyor. Neden artıyor? Hit şansım yani vurma yüzdem %97. Bunu taktığım zaman %100 oluyor ve ıskalamamış oluyor. Atak reytingi yüksek olduğu için %97 yeterli değil mi? Yeterli ancak şöyle bir şey var. Bir kere ıskalarsan eğer hasarım diyelim ki e, 2 milyon vuruyorum diyelim. Bir kere ıskalarsam 2 milyon vuramamış oluyorum. Ama %100 hit şansım olursa o 2 milyonu vuracağım için hasarıma da otomatik 2 milyon eklemiş gibi davranıyor bu it. Yani böyle bir önemli özelliği var. Burada da ne gelmiş? tr 1 mi o? tr 3. Düşük olmasına rağmen 300 accuracy rating. Bakın ne diyorum. 190 200 accuracy rating de zaten benimki yüzleniyor. 96'dan mı? 95'ten mi? 100'e çıkıyor. Burada 314 var. Demek ki faydalı bir şey. Ayrıca zaten boşluğu da var. Bir tane daha boşluğu var. Buna exact normalde slamlanır ama bu bu eldivene değil. Bu o değil çünkü hani flat physical olsaydı bir tane mesela belki o zaman veya essence craft'ıyla diyelim ki crit bastık diyelim veya atak speed bastık diyelim ve ondan sonra bu özellikler geldi. Belki o zaman. Şu anda bu egzat slamlanmaz ama sparkle olsun. E fiyatına bir bakalım ne kadarmış. Total elemental resistance hemen buradan 60 diyoruz. Life diyoruz. Accuracy e rating diyoruz. 30 kaostan başlıyor. Increase damage için var mı? Yok. Offline'a bakıyorum. Bir tane var. 20'ye koymuş ama o büyük ihtimal... E 20 güzel koymuş ama büyük ihtimal... Evet böyle bir şey. E, Influence'li. Warlord Influence'de araya koymuş. Bence bu etmez. Yani zor. Çok zor. 20 egzal 3 gün önce koymuş. Ben o kadar para vermezdim ona. Demek ki bizimki de 40 kaos bandında bir eldiven. Bunu gelelim, 40K'sa koyalım. Bir tane böyle bir şey var. Ne var bunun üzerinde? Accuracy var ama çok düşük. TR kaç gelmiş? Ee, TR 6 gelmiş, çok düşük. TR 300 resistans gelmiş. Evasion var, hibrit. Ona da gerek yok. Ama burada bir şey daha var. Cooling Strike. Sadece Cooling Strike'ı seçiyoruz. 25 kalstan 30K'sıdan başlıyor. Neden? Cooling Strike şu demek. Ee, hasar vurdunuz. Yaratın canı azaldı azaldı. Çeyrek kaldı. Cooling Strike'ın tam karşılığı yüzde on demek. Yüzde on canı kalan bir yaratığın o yüzde onunu görmezden geliyor. Yüzde onla geldi. Bir tane hit vurdun direkt ölüyor yaratık. Cooling Strike bu demek. Sadece Cooling Strike Warlord ve kime geliyormuş? Hemen bir bakalım. Craft of Exile'e geldik. Dedik ki Advantage Option. Geri gelelim. Offense değil. Gloves. Gloves CTR dedik. Şimdi kontrol edilen cooling diye aratıyoruz. Bir yerde var. Sadece Warlord'da varmış. Mesela. Gelme ağırlığı 250'ymiş. Bayağı da düşük. Tamam bu Warlord şeyi satışa koyuyorsun. Veya koymadabilirsin. Craft için kullanabilirsin. Bunu kraftlamanın kısmına birazdan geçelim. Şimdilik bu kenara ayırıyorum. Bunun üzerine duracağız. Evet bir tane astral plate'imiz var. Armorların içinde 2-3 tane zaten değerli base var. Bunlardan bir tanesi astral plate. Neden astral plate? Çünkü bunun ilk listesinde elemental resistance var. Şimdi adam. Adam. Bunu kullanacak olan da adam. Bir tane chest arayan adam. Bunu mu kullanır bunu mu kullanır? Birinin ilk bomboş birinde olay resistance. tabii ki de olay elementer resistance kullanıyor yani mesela bu da bomboş alt taraf çok doludur bir dünya özellik vardır belki o zaman ama adam diyor ki yani madem kraftla uğraşacağım buna uğraşayım diyor çünkü her ikisinde de aynı özellikler varsa diyelim mesela misal e, ne alacaksın e, tabii ki de aynı paraysa aynı özellikler hangisini bunu alırsın yani bu mantıkla astral plate item leveli ee, 85 ve üzeri 86 olsa daha iyi. 85 de hiç fena değil. Buna craft denenebilir. Mesela ne yapıyoruz buna? Bir tane şey yapıyoruz. E, ee, hemen şuradan. Önce perfect fossil basıyoruz. Elimde yokmuş şuradaki perfect fossil'i basıyoruz. Kualitesini arttırmaya çalışıyoruz. Veya sendikada işte hillock falan filan neyse. E, ee, kualitesini arttırıyoruz. Şimdi kualitesini neden arttırıyoruz? Şundan dolayı. Bir tane de buna Ay doğru düşürüyorum şu. Kes burayı kes. Ya amına koyayım ya. Şimdi chestimiz var. Bunu ne yapacağız? Bunu quality ekstradan basacağız. Hemen bir tane geliyoruz. Şundan basıyoruz. Buraya da geliyoruz. Diyoruz ki quality ne olduğunu önemi yok. Yüksek de dörtlük de basabiliriz. Dörtlük basalım. Bir quality yüksek olsun. Bunu alt link deneyebilirsin. Neden? Çünkü quality 46 oldu. Artık buna altı e, alt link denenebilir. Quality ne kadar yüksekse o kadar alt link olma şansı artıyor. Craft'a başlamadan önce bunu yapabilirsiniz. Hazır ben de videonun şansına bir deneyeyim. Gelmeyedebilir, geledebilir. Hiç belli olmaz. Ee, ama en azından 20 kualiteli bir zırha göre gelme şansı daha yüksek. Şu an videoda gelmeyedebilir ki gelmedi galiba. Evet gelmedi. Yani neyse çok önemli değil. Ben öylesine neden böyle yaptığımızı göstermek amaçlı. Ee, şöyle koydum. Bunu altı link yapıyorsun. Sonra uğraşıyorsun craftlamaya. Basitlerde de para kazanma yöntemlerini anlattığımız gibi item level 86 Stygian bakıyoruz ama diğer base'lerden hangileri para eder? Mesela ben bunu kenara ayırdım ama öyle ayırmış. Bu para etmiyor normalde. Sentez kemeri bu. Life recovery rate var. O keşke mana recovery rate gibi bir şey olsaymış. O zaman para ederdi. Bu şu anda para etmiyor. Bir tane şöyle bir özellik var. Bunu neden tutuyorum? Shaper base olduğu için. Bu da mesela mana recovery rate getirip buna da işte Hunter Orb veya Redeemer Orb bir şeyler basıp hani ikisini birleştirmek amaçlı. Şimdi birçok base anlattığımıza göre gelelim Double Influence nasıl oluyor? Hemen bir tane eldiven yapacağız diyelim. Mesela bendeki eldiveni nasıl yaptık? Onu görelim. E, ee, simgelerde anladığımız üzere Hunter ve Warlord. Bu özelliklerine hemen bakıyoruz. En alt, şey, en üstte diyor ki Elevated Hunter ee, ve orada mini strike range elevated conquest. Yani warlord. Şimdi mini strike range ve strike skills e, target to additional nerve enemies. Sen yani onlara bakalım. Gloves demiştik değil mi? Evet. Gloves CTR. E, ee, Hunter'dan gelen özelliklerden biri. Normalde bir geliyor. Biz bunu elevated yapmışız. Elevated'da da artı iki oluyor. Elevated nasıl yapılıyor? Yani şöyle. Gösterelim. Gloves diyoruz. Detre diyoruz. Spike Gloves diyoruz. Ve Hunter diyoruz. Diyelim ki aramalardan e, bir tane Strike Skill getirdik. Bir tane daha başka bir özellik olmuş olsun diyelim. Bunu ararken e, Chaos Spam'la, Alteration'la bunlarla buluyoruz. Buna Maven Orb basıyoruz. Bir tanesi siliniyor, diğeri bir üst kademeye çıkıyor. Buradan artık elimizi semaya açıyoruz ve Yaradan'a sığınarak Maven Orb'u basıyoruz. Geldi. Ben de zaten böyle yapmıştım. Artı 2 geldi. Şu an bu Elevated Hunter Spiked Gloves. Hazır. <laughs> Sonra ne yapıyoruz? <laughs> bir tane daha. Başka bir eldiven ama Base'in hiçbir önemi yok. Yani Pardon yanlış yaptım. Buradan Crit Item, Gloves, Str diyoruz. Hiçbir önemi yok. En dandidi de olabilir. Hadi bir tane şundan olsun, titan olsun. Ne yapıyoruz? Warlord arıyoruz. Warlord'da ne bakacağız? Mini range bakacağız. Warlord suffix'ten mini range, mini strike range. Bundan e, hazır olarak alıyoruz. Ama iki modlu bakıyoruz. Bir tane de yanında şey olsun. Ne olsun? Titan olsun mesela. Şundan olsun. Buna da basıyoruz. Gelmedi. Mesela çöp. Aynı benim başıma gelen özellikle olaylardan biri bu. İlk yaptığım çöp olmuştu. Bir daha deneyelim. Yine gelmedi. Ben ikinci de tutturmuştum ama evet, bunun gibi tutturabildik. Şimdi elimizde bir tane elevated mini range var. Bir tane de elevated strike skill var. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen e, buradan export Evet, export data kopyala. Bir tane eve yakın orpla bunları birleştireceğiz. Ev yakın diyoruz. Yani Maven or bu. Diğer gloves'a basıp bu gloves'a bastıktan sonra e, iki özelliği de tutuyor. Geri kalanları rastgele sallıyor. Şimdi geri kalan özellikler çöp geldi. Yapacak bir şey yok. Bana da bunlar gelmişti zaten. E, ben biraz hem şanslıyım hem şanssızım şanslı olmamın sebebi resistans artı flat fizik geldi. O güzel şanssız olmamın sebebi increase armor geldi. Ben aslında bu eldivene artı bir range daha basacaktım. Prefix boş olsaydı maalesef prefix dolu o yüzden böyle kaldı. Ee, gereği buna yapılacak tek bir şey var. Anul atmak o da çok büyük bir kumar. O topa giremedim. Böyle bıraktım. Double elevated glovesumuz hazır. Ondan sonracıma Şimdi ne oldu? Awakening Orb'la Double Influence yapmış olduk. Elimde var mı Awakening Orb? Bakayım. Elimde yok. Awakening bu. mesela ne demiştik? Ee, i̇ki tane base'i birleştirmemizi sağlıyor. Mesela bu Shaper, bu da Redeemer. Ben bunu buna basarsam, Rhythmer'ı buna basarsam bunun base'i Redeemer olacak. Awakening Orb'u bir buna bir buna tıklarsam bundaki Shaper özelliklerden bir tanesini bir tanesini ki bu yüzden zaten bir tane olmasına bakarız. Ee, bundaki öze Rederman özelliklerden bir tanesini birleştiriyor. Geri kalanları random atıyor. Bu da Double Influence nasıl yapılırın cevabı. Peki kemerlerde en çok para eden özelliklerden biri ne? Hemen ona bakıyoruz. Kemerlerde en çok para eden özelliklerden bir tanesi. Şuradan gelelim. Ee, jewelry belt shaper ve Redemer basedli kemerlerde bulunan bir cooldown recovery rate iki mana recovery rate bunlar çok önemli neden birçok büyük kullanıyor bunu George'lar kullanıyor daha doğrusu momlar kullanıyor mom dediğimiz mind over matter e, agnostik büyükleri bunları çok kullanıyor e, ağırlıkları yüksek gayet de iyi Hatta bunların elevatedları yok değil mi? Ha, bunların elevatedları yok. Bundan T1 gelsin diye dua edeceğiz bunlarda. 16-21. Gayet de geliyor. Birkaç spam da gelebiliyor. Ha bu arada 800-800-1600. Aslında 800'de düşük. Bundan ne yapıyoruz babacım? 1000 tane kaos farzı kaos spam atıyoruz böyle. Veya şunu da yapıyoruz. Fosillerden Lucent basıyoruz. Ben de Resonator şu an kalmamış. onu basamayacağım. Lucent basıyoruz ki mana modu gelsin diye. Bir tane ondan getiriyorsun. Diğerini de aynı. Cooldown recovery rate getirebilirsin. Böyle. Bir tane e, birini Shaper'dan birini Redeemer'dan alacağız ya. Shaper'dan cooldown recovery rate Redeemer'da da vardı gerçi. Bakayım onda var mı? Cooldown recovery rate. Ha bunda yokmuş. Tamam o zaman ne yapıyorsun? Hmm. Increase damage hits and enemi. Bundan seçiyorlar genelde. Çünkü şey var. Ee, pardon ya vardı ya ondan. Ha Mana recovery var var tamam pardon. Şundan seçiyorsun. Ee, Redeemer'da mana recovery rate arıyorsun. Diğerinden de cooldown recovery rate arıyorsun. Birleştiriyorsun. Az önce söylediğim gibi. Bunda var mı cooldown recovery? Bir daha bakayım. Yok bunda cooldown recovery yok. Tamam. Yapılacak şu. Mana recovery rate'i Redeemer'dan buluyorsun. İstersen onu hazır al istersen e, hazır almayıp base bir tane item 86 bundan alırsın. Hatta şöyle göstereyim kaç paraymış. Item 86 stick'ın vays. 3-5 kaostan baş. <laughs> bir daha bakayım. E, 3-5 kaostan başlıyor. Bunu aldın. Redeemer ne kadar? Redeemer da 1x. Bunu da basabilirsin. Ya da e, trade'e gelirsin. Dersin ki Redeemer item 86. Onu aratırsın. O fiyatlarına bakarsın. Birleştirir. Olsun, geri kalan özellikleri de güzel gelsin diye dua edersin. Böyle bir craft yöntemine girebilirsin. Bu birçok item için geçerli. Yüzüğüm için geçerli. Mesela şöyle bir yüzük var elinde. Hem Shaper hem Warlord. Ne aramışız? Shaper, özel, Shaper Ring'den. Bir tane Shaper Ring'den. Trigger Assassin Mark almışız. Curse almışız. Warlord'dan da Multiple air almışız. Ve birleştirmişiz. Şansımıza Flat Physical da gelmiş. Mis gibi. Cold Damage gelmiş. Restans gelmiş. Bir de Life Boşluğu gelmiş. Mükemmel bir yüzük olmuş. Bakalım kaç para. Bunu kendim craftlamıştım ben. Steering diyoruz. Trigger diyoruz. 3 exalt'tan başlıyor. Bir de Flat Physical koyduk. 5-10 diye gidiyor. Bunun yanında bir de Life koyarsan 10 minimum bir de bunun yanına cold koyarsan ki var mı bilmiyorum. Bakalım offline'a. E. Offline'da da yok. Ee, bir de resistance koyarsan 20 exalt'tan başlıyor şunun değeri. Life gelmeyebilirdi. Resistance gelmeyebilirdi. Flat physical gelmeyebilirdi. Ama bakıldığı zaman ne oluyor? Trigger'dan multiplier birleştirdiğin zaman minimum 3 exalt'tan falan başlıyor. E, bir tane e, ne yaparsın? Shaper, elde, e, shaper yüzük bulursun bir tane trigger'lı. Hazır alırsın. 35-40 kaos neyse. Bir tane de... E, ...Warlord Exalt alırsın. Onu String'e basarsın. Item'e 86. Zaten 2 eksa falan mal ettin. Satarsın 3-4'e gidiyor. Bir de güzel bir şey gelirse... 3 30 40 gidiyor. Alın size para kazanma yöntemi. Ama bu tabii şans. Yani şans. Ben bu yüzüğü yaparken şanslıyım. Çok dandik bir şey de gelebilirdi. Bu arada bakın biri Suffix... ...ikisi de Suffix. Yani ne olur Suffix... E, Cannot be change basılabilir. Ee, keep suffix e, harvest modu basılabilir. Oradan güzel bir şey gelsin diye beklenebilir. Aslında ölü bir craft değil. Gayet de güzel bir craft. Hatta şu an bile yapılabilir ama ben çok üstüne durmadım artık. Bu, bu hali bile yeter bana. Ondan sonra cıma, çift influencer'ı da anlattık. Eldivenlerde de aynı şey yapıyor. Mesela cooling, e, cooling strike alıyor. Diğerinden e, Unnerve alıyor. Unnerve'den kastım şu. siperlerin kullandığı bir tane hmm, Hemen şuradan bakayım. E, Gloss diyoruz. Int olsun fark etmez. Mesela bizde Warlord vardı değil mi? Warlord, Cooling Strike var. Cooling Strike'ı yanına bir mod daha getirip e, Maven Orb atma kraftına girişilebilir. Yani elevated olsun diye. Elevated takıntıları olanlar da var çünkü. Double elevated, triple elevated, four elevated falan. Hep böyle tripleri olan oyuncular da var. Maksimum takıntısı olanlar da var. Onlar yapıyor. Ama yapılmaya da bir. Ne yaparsın? Bir tane de Hunter Base'den Honor alırsın. Honor da zaten more physical şey more spell demiş gibi bir şey. Bir tane Hunter Base Honor. Bir tane e, Warlord Base Cooling birleştiriyorsun American Europe'la. Artık yaradana sığınıyorsun geri kalan özellikler için. Bütün modlar için geçerli bu arada. Ama dikkat ediyoruz bir tane mod olacak. Birleştirmeden önce bir tane mod olacak. Mesela American basmadan önce bir tane Kulik Stark. Bakıyoruz bir tane mi? Hemen sağlamasını yapalım. Conquest evet bir tane. Yani bir Warlord özelliği daha olsa o iş yaş o olmaz. Onu dikkat edeceksiniz. Evet, bu değeri anlatmayı da gösterdik. Ee, düşünüyorum, no, aldığım notlar bitti. Şu an notlara bakarak yapmıştım, şu anda bitti. Ee, unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Item hmm. leveli anlama. Şöyle yapalım, bu, bu videonun ikinci bölümünü çekelim. Siz de yazın. Neyi anlamıyorsunuz? Hangi bezleri anlamıyorsunuz? Onları yazın videonun altına. Ben onları böyle toplayayım, toplayayım, toplayayım. Tek seferde öyle anlatalım. Şimdi aklıma gelenler bu kadar. Hala düşünüyorum, zorluyorum biraz daha. Ne olabilir, ne olabilir? Item level, bilmem ne. Bezleri anlattık. Bir de şuradan bakayım. Implicit modifier'lar, jewel'lar. Ha, şunları anlatabiliriz. Item değerlerini anlama konusunda base type'lar. Bakın burada da base type'ların hangisinin para ettiğini. Gerçi para kazanma yöntemini anlatmıştık bunu ama. Bakın Elder Hunter base'i 15 x ama bunu şey ya birleştirdikten sonra değil bu ya. Bu yanlış olmuş biraz. 8x base'leri mesela. Nereden düştüğüne bakabilirsiniz. Two Tone Bond'lar. Crusader Hunter adı ama bunlar çok emelli olanlar. Number of Evet, tamam. Divination kartlar bilmem neler. Para kazanma yöntemlerini bu yöntemleri videosunda buraları hep anlattık. Başka aklıma gerçekten gelmiyor şu an. Bayağı konuştum. Not alarak, editleyerek yapmak istedim. O da çok daha fazla uzun olacaktı. Çünkü e, video hazırlamak uzun olacaktı. Böyle konuşmak biraz daha iyi oldu. Dediğim gibi Kusuruma, kusuruma bakmayın. Aklıma şimdilik bu kadar geldi. Çok merak ettiğiniz bir şey olursa videonun altına yazarsınız. Ben de elimden gelen bir şey anlatmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.